bize emretmişsiniz hünkâr. Tevfik Paşa hakkında Garo denilen o haydutun söyledikleri malumunuz. Evet hünkâr. Lakin ben onun söylediklerine inanmıyorum. Hakikati ortaya çıkarmak için de sizi çağırdım. Ne yapmamızı emredersiniz hünkârım? Zühtü Paşa'm, bu Garo denilen haydutu tanır mısınız? Ya da o sizi? Hayır hünkârım. Âlâ. Tevfik Paşa Garo'yu tanımadığını söylüyor. Garo'ya Tevfik Paşa ile yüzleştirileceğini söyledim. Tevfik Paşa yerine Hola Paşa sizi yüzleştirmeye götürecek. Garo ile Tevfik Paşa'ymışsınız gibi konuşacaksınız. Eğer talihimiz varsa, Garo Tevfik Paşa'nın resmini dahi görmediyse sizi o sanacaktır. Biz de böylece Tevfik Paşa'nın masum olduğunu anlayacağız. Hünkârımızın emriyle Tevfik Paşa sizinle yüzleşmeye geldi. Paşam, nerelerdesiniz? Gözüm yollarda kaldı. Biz sizin için adam vuralım, siz bizi hala burada tutun. Sana Mahmut Paşa'yı vurma emrini ben verdim, öyle mi? Bana Mahmut Paşa'nın canınızı sıktığını, münakaşa ettiğinizi söylediniz. Bu da bizim için bir vur emridir paşam. Tevfik Paşa, sözünde dur. Beni buradan çıkar. Garo, nasıl bir işe bulaştın sen? Fuat Efendi ile konuştunuz mu paşa? Konuştuk hünkârım. Benimle ilgili dosyalar eline geçmiş. Ne dedi size? Sadece maddi sıkıntılarım için yardım edebileceğini söyledi. Yani dosyalarla ilgili tehdit etmedi. Elinde sizinle alakalı dosyalar olduğunu söylemedi mi? Hayır hünkârım. Belki sandığımız gibi kötü bir adam değil Fuat Efendi. Karar vermemiz için erken paşa. Gel. Hünkârım. Vaziyet. Garo, Tevfik Paşa'yı tanımıyor. Zühtü Paşa'yla Tevfik Paşa diye konuştu. Tam tahmin ettiğim gibi. Tevfik Paşa'ya iftira. Tevfik Paşa'nın canını sıkmış bu Mahmut Paşa. Hayatına kastetmem söz konusu bile olamaz. Yalan söylüyor. Garo, Tevfik Paşa ile yüzleştireceğim. Yüzleştirin. Tevfik Paşa'yı tanımıyor. Urabi'nin yaptığı o resim. Cahiline verin hünkârı. Celaleddin Paşa'nın silah meselesi. Her şeyi itiraf etti hünkârım. Hünkârım, nefsim oydu. Nefsim oydu hünkârım. Halil Halit'e iftira atılması. Silah tuzağını Halil Halit Bey'e kuran Celaleddin Paşa'ymış. Şefik Paşa, siz Fuat Efendi'ye maddi yardım teklifini kabul ettiğinizi söyleyiniz. O da düşündüğümüz gibi paşalarımızı satın almaya çalışıyorsa karşılığında bir şeyler isteyecektir sizden. Ama her şeyle alakalı emin olmalıyız paşa. Büyük bir tertip yapacağız. Siz sadece Fuat Efendi'den parayı alın. Emredersiniz hünkârım. Bu devletten ümidini kesenlerden, bu milletin yolunu kesenlerden hesap kesilecek.